Benim yani. Gezdiğim açık ara en iyi tatlı kasaba ben. Aa, beyefendi sizinle röportaj yapabilir miyiz acaba? Burada herkes Türk ya. O zaman 5 saat geldi arkadaşlar buraya. Aa, sosisli. Kayınvalideyle kavga etti. Sen yani... nesin? Sen nesin? Pardon, kraliyet ailesinden Edward. Var mı buradan laf sokacağımız bir sokalım? Allah çok çıktı. Helalar. Yepyeni bir video, hoş geldiniz. Yine karımla birlikte bir aşk. Artık şöyle tutuyorsun, böyle duruyorum. Duymuyorum, kulağımın dibinde vardı. Wow, neredeyiz biz ya böyle? Güneşli müneşli, neredeyiz yahu? Nürnberg'e geldik arkadaşlar. Nürnberg'deyiz. Burası masallar diyarı, oyuncaklar diyarı. Şuna yakın burayla alakalı çok güzel bir videosu var. İzledin mi? Hayır. Ben de izlemedim. Güzel, ne? Siz izleyin. Ama siz izleyin. Yok, şaka bir yana ben izledim. Böyle çok güzel anlatıyor. Şimdi biz onun gibi anlatmayacağız. Baştan anlaşalım. Çok güzel. Hani böyle her noktasını oyuncaklarla olan hikayeleri dinlemek istiyorsanız o videoya gidin. Ama bu videoda eğlence var. Evet. Aile var. Neden aile var? Aile mi? Aile var. Biz bir aileyiz. Aile. Hadi. Neden aile var bu Çünkü videoda? Çünkü ailemiz bizi ziyarete geldi. Evet. Biz de onları kaptığımız gibi dedik ki hadi çıkıyoruz. Dolaşmaya. Annemiz babamız geldi. O yüzden çok enerjiyiz, çok mutluyuz. Onlarla birlikte bu bölgeyi keşfedeceğiz. 3-4 tane farklı video çekeceğiz. Bu onların ilki. Aynen. Bu videoda size Nürnberg'i göstereceğiz. Dolaşacağız, gezeceğiz, tozacağız, eğleneceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. Nürnberg'i birlikte keşfedeceğiz. Oh, aynen. Aynen mi? Bu mu? Aynen. Senin katkın bu mudur bu videoya? Kolum ağrıdı. Ben ya, kameraman gerçekten. Olarak katkıda bulunuyorum. Evet, onu da tam tutamıyorum gibi. Benim kafamın yarısı yok sürekli. Evet, iş kitleme sanatı. Gel sorma gel. Şehrin dışı böyle büyük uzun uzun bina var, kalabalık falan, çok güzel duruyor. Ama şehir merkezine girdiğiniz andan itibaren zaten böyle kızıl tuğlalı binalar, nehirler, sakinlik başlıyor. Bayağı güzel manzara. Bu karizma kim ya? Aa, beyefendi sizinle röportaj yapabilir miyiz acaba? Merhaba, tanışıyor muyuz? Hello, hello. Hello, merhaba. Allah Türk çıktı. Babacığım çok yakışıklısın. Teşekkür ederim, sağ ol kızım. Aha, iki tane daha güzellik var burada. Hiç buralı değiller ama, hiç kameraya pas vermiyorlar. Hello, İngiltere'den geldiler sanırım kendileri. Türk. Annelerimiz. Evet, açılırlar. İlk şimdi anne. Daha ilk defa video gördükleri için. Serhat'ın annesi, Serhat'ın babası. Benim babam nerede? Şu anda YouTube'dan bizi izliyor. Baba. Bunlar peşin satan o veresi. Neyse, şimdi dolaşalım. Birazcık anneler açılır kamera Aynen. gördükçe. Aynen, haydi başlayalım. Ya şuradan başlayalım. Baksana ne kadar güzel manzara. Bayağı güzel. Değil mi? Şehrin direkt merkezi ya, bize çok güzel, çok huzurlu. Aşkım, burada dilek dileyecek alan var mı? Ya dilek de dilek, dilek de dilek. Ne yapacaksın dilek dilek? Her ülkede bir dilek dilemezsem. İlla ki vardır. Gel bulur şehir merkezinde. Bakalım. Konuşacağım sandınız değil mi? Sürpriz. Burada herkes Türk ya. Her yerde Türk çıkıyor, var. Türkçe konuşuluyor. Ne güzel. İnsan kendini hiç yabancı hissetmiyor, evinde gibi hissediyor. Şimdi burada şehir treni var. Burada zaten çok fazla yapacak bir olay yok aslında. Şehir infa var, tren var. Trende kişi başı 11 euroymuş. 5 kişi olunca trende otomatikman eleniyor. Ya ama zaten yürümeye geldik. Birazcık zaten bacaklarımız açılsın. Kaç saattir yoldayız. Yüksemburg'dan burası 6 saat bak, arkadaşlar. 3,5 euroya sandviç yapıyorlar. Çok iyi değil mi? 6 saat. Küçük evet. Hocam. 6 saat gelmedik be. 6 saat 5 saat ya. Geldik. Münih 6 saat. Ha, o zaman 5 saat geldik arkadaşlar buraya. Aa, sosisli. İyi. Yok mu sosisli no, derine? Yok, çok sıcak ya. Allah sıcakta o kadar. Burası bak anneler gene ben anlamadım. Bu anneler bir yeri de bilmiyorlar. Niye kendi kafalarına? Sizin de aileniz böyle mi? Başına mı yürüdüler ya? Ya takip etse bildikleri de yok. Arkamızdan geliyorlar, bizi bırakıyorlar, gidiyorlar çok ya. Çok Türk var ya, ondan şey yapmıyorlar. Hayır, yol da bilmiyorlar, iz de bilmiyorlar. Nereye gittiler? Arkamı dönüyorum bir bakıyorum yoklar sürekli. Bir yaştan sonra anneler babalar da çocuğa dönüşüyor. Sürekli senin kontrol etmen gerekiyor. Aşkım, gerçekten videomuzu, bak insanlar bunu anlayacak. Videomuzu izlerken dislike atmasın anne babalar sonra. Anne babalar sizi seviyoruz. Baş tacısınız, baş tacı. Ellerinizden öpüyorum anneler babalar. Hadi gidelim bir bakalım bizi bulamasınlar ne yapacaklar. Aşkım sen şey misin ya, benim annemler yapmıştı bir bakalım bana bir kere arkadan öyle. İzleyelim. Ben küçükken başıma buyruklarla dolaşıyormuşum bir yerde. Durmuşlar bir köşeden ne yapacağım diye. Ben de aynı yerde durmaya devam etmişim. Akıllı kız. Zekiyim. Siz de kaybolursanız olduğunuz yerde durun mu? Buranın kıssadan hissesi ne buydu? Evet, şu anda çocuksanız. Evet, gene buldu. Neredeyiz sizce? Tabii ki de dilek dileme yerindeyiz. Ben hemen gidiyorum, dileğimi diliyorum.
ne için, hangi dileklerin kabul olduğunu bilmiyorum. Ben o yüzden birazcık uzun dileyeceğim. Sadece yorumlarda şey yazıyordu. Sol elinizle 3 kere çevirin. Burada böyle bir şey var. Halka var. Metal bir şekilde. Arka tarafta da siyah ve renklisi varmış galiba. Ben altın rengini seçtim. Zengin olalım. Bir de paramız bunlar zaten olsun, klasik. Normalde yeşil ucu mesela sarı kalmış. Böyle oldu mu anlayın ki birileri dokunup dilek diliyor. Ben şimdi siz... yapıyorum. Sessiz kalacağım birazcık. Siz de bu sırada abone olursanız later sevinirim. Vay çakal. Aboneliği de sıkıştırdın araya. E3 olduğunu nasıl anlayacaksın? Anlamadım. Bolca çevirdim. Fazla olduysa daha iyi. Bir tane dileğimi siz de gerçekleştirebilirsiniz. Abone olarak mı? Söyleyemem. Ha, dilekler söylenmez mi? Söylenmez. Şu buraya böyle küçük bir market kurmuşlar. Klasik Avrupa marketi işte. Yani çok bir numarası yok. Şimdi tarihi rotayı yapmaya devam. Acaba açık mı şu an? Suna Yakın'ın hazinelerini bulduk. Burası Suna Yakın'ın getirdiği Türk Oyuncakları Müzesi. Müze kapalıydı. Evet ya, pazartesi olduğu için maalesef kapalı. Ama içeride çok güzel oyuncaklar var. Biz daha önceden bakmıştık buraya, gelelim demiştik mutlaka. Aynen, İstanbul'dakine de gitmiştik. Güzeldi bayağı. Suna Yakın bu işi biliyorsunuz, piri. Kesinlikle bence gidin görün, 7,5 euro. Pazartesi geldiyseniz maalesef kapalı. Moral bozmak yok, yok. Bam 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 bam. Aşkım ya, sen 30 yaşında mısın? Sürekli kulağım ağrıdı, kulağım ağrıdı diyorsun. Hayır değilim 30 yaşında. Ağustos'ta olacağım. Pardon, yaşlıydın sen, unuttum. Ben var ya, yemin ediyorum, düşünmeden kafamdan çok yaşlısın demek için 30 dedim ama sonra gerçekten 30 yaşına gireceğin o gerçeği suratına şıla. Sen daha konuşamıyorsun, konuşamıyorsun. Ben ya daha genç olduğum de, için öğreniyorum konuşmayı. Gören de hayatı genç zannedersin. Ben Ağustos'ta doğdum, sen Kasım'da doğdum aynı yıl içinde. Aşkım sen yaşlısın. Nereden baksan 4 böcek var. Böcek var üstünde, almayacağım. 4 ay var aramızda. Hiç önemli değil. Ben genç olduğum için evde de bu performansı görmek istiyorum ama. Yok. Şu tür gazetedeyiz. Eve böcekler girdiğinde sebep çıkaramıyordu arkadaşlar, o yüzden. Kiliseye geldik. Neydi kilisenin adı canım? Kopiler, kopya çekmeler. San Sebal Kilisesi. San Sebal. Kesinlikle bu kiliseye girin, buz gibi içerisi. Evet ya, kiliselerin en sevdiğim yanı bu. Dışarısı yanıyor, burası çok soğuk. Şu an dışarısı 27-28 derece. Evet. Ve burası herhalde bir 10 derece falandır. Kışın. Bayağı eski bir kilise ama. Baksana, ilk defa böyle kitap konulan yerler görüyorum. Oturma yerlerinin arkasında kitaplık yerleri var. Aa, ilginç. Şimdi buranın böyle ara görüntüler alalım aşkım. Tabii Serhat Bey. Anladım, ara görüntüler alalım. Karıştıralım sonra şöyle. Ne yapalım? İki şeker karıştıralım. Kuş burnu kıvamına geldiğinde müzikle birlikte verelim burada alttan. Patlat buradan. Bahı patlat buradan. Tamam. Az önce baban yalnız fark ettin mi? Niye? Günah çıkarıyordu. Babam mı? İstavrit mi yaptı? Yemin ediyorum bizi linçletmeye çalışıyor. İstavrit balık değil lan. İstavros. Neydi? Üskumru muydu? Yavrum dalga geçirir mi? Ayıp ya. Dalga geçmiyorum. Aşkım sen kelimeyi bilmiyorsun. Ama arkadan gaz, gülüyorsun, beni gaza getiriyorsun. İstavrit. Değil mi? İspinoz mu? Bitme. Bir şeyler saydım. İstanbul. İstanbul. Kameralara yakalandınız. Ne söylemek istiyorsunuz Serhat Bey? Annemi çekiyorum. Bu İki videoda, çıtırla birlikte. Bu ne? Videoda enerjim az olursa annemi çektiğim için. Nasıl çektiğin için? Baksana. Eyvahlar olsun. Ben destekliyorum, çıkıyor. Yalan mı? Ha? Tabii ki yalan. Sen şimdi anneni kolunun altına almışsın. Niye kayınvalideni ta öbür tarafa koydun? Kayınvalideme yük olmamak için. Anneme yük oluyormuş. Destek olsun arkadan. Olsun. İttireyim mi? Evet. Düşerse. Senin gibi değiliz biz. Koluna girdik mi tutarız. Annenin kolundaydın geçen, düşerken tutamadın geçen yıl. Gir o zaman koluna kadını. Girerim, gel anne. Ortasından. Gel. Annem var. Gir. İstemiyor beni. Çünkü sen çok uzattın. Kayınvalideyle kavga etti. Başlık, kayınvalideyle at. Tatsız onu görüntüler. Onu reddetti. Anne gel, kameralara gülümsememiz lazım. Kameralara oynayın. Dostu düşmanı çatlatalım. Böyle aile tablomuzla. Mutlu aile tablomuzla çatlasın düşmanlarımız, değil mi? Var mı buradan laf sokacağımız biri, sokalım. Serhat'ın annesiyle bir oyun oynayacağız ileriki videolarda. Sakın kaçırmayın. Yok, gelin vs. Kaynana. Ya söylemeye korkuyorsun annemin yüzüne karşı. Hayır, çünkü gidince anne diyorum. Gidince arkadan atacağım başlığı, değil mi? Benim kızım. Kaynana hiç demediğim için. O sana kaynana diyor ama. Ama şimdi başla öyle atacağım. Çünkü
gelin verirse anne dersen izlemezler. Değil mi? Gelin İzlemezsiniz. Bakalım. Sen var ya sen. Babam ne orada yürüyor? O ayrı takılıyor. Başına buyruk o. Baba ne yapıyorsun orada ya? Gidip. Yoruldun mu? Her zaman tek takılmak mantıklıdır. Doğru. Serhat'la babası çok benzemiyor mu arkadaşlar? Benziyor. Yorumlara benziyor diye. Ben çok benzetiyorum. Bayağı benziyorlar. İnsanlar böyle meydanda yere oturmuşlar. Biralarını içiyorlar. Ağacın altında bayağı güzel bence. Sence? Çok tatlı. Bence de çok tatlı. Bana arada... söz verdiğin için çok teşekkür ediyorum Serhat Bey. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim burayı. Çok sıcak. Tam niye dalga geçiyorsun benimle? Niye ben seni konuşturmuyor muyum? Hayır öyle şey konuşuyorsun. Sen de beğendin mi? Allah Allah sen de takıldın benim konuşmama kardeşim. Bu hikayeyi anlatacağım. Aa baksana şu çevirsene bir. Nereye girdik böyle? Tünel gibi bir yere girdik. Sen de. Senin kafan bilmiyorum değişik bugün. Az önceki tavşan da buranın en önemli modern sanat eserlerinden biri. Böyle kutudan kafası ve pençesi çıkmış bir tavşan. Etrafında da küçük küçük tavşanlar var. Bir sürü farklı anlamı var. Kim ne anlarsa şeklinde, tarzında yapılmış. Modern bir eser olduğu için çoğu zaten böyle. Sen ne anlarsan. Değil mi? Niye öyle diyorsun? Allah Allah. Anlatmıyorum bir daha konuşmayacağım seni. Oynamayacağım. Aa, nereye gidiyor? Git dedin gidiyorlar. Bir bakın dedim ben bunu gideyim. Ya arkadaş ben her şeyi 100 metre gidin. Bakın gelin mi diyeceğim. Ya sen nesin ya? Ne huysuz amca mısın sen ya? Harita açayım da kaybolmayalım. Ne güzel yol buluyorum ama sabahtan beri. Hiç sesin çıkmıyor. Alo. Dilim damam kurudu mu? Evet. Şimdi kalenin tepesine çıktık. Yani burada kale var mı yok mu belli değil. O az önceki tavşanın oradan çıkınca bir tane kale var. İnanılmaz güzel bahçesi var. Burada güzel. Sevgililer geliyor surların üstünde oturup biralarını içip sohbet muhabbet ediyorlar arkada. Çok da güzel, çok da romantik. Ağaçlar falan da çok güzel. Her şey harika. Gerçekten renkler çok iyi. Annemle babam adım başı fotoğraf çekildiler. Her kapıda, her ağaçta bir fotoğraf çekildiler. O kadar güzel düşünün. Sadece yolda çıkarken birazcık merdiven ve bir tık yokuş var. Evet, ama çıkarsanız harika bir manzara ve harika bir bahçe var. Kalenin etrafını dolandık. Kaleden çıkış yapıyoruz. Bayağı güzel. Gerçekten Imperial Castle. Sen yani... nesin? Sen nesin? Pardon, kraliyet ailesinden Edward. Ben bilmiyorum siz ne diyor buna. Imperial Castle diyor. Böyle çok orta çağdan kalma gibi her yer taş falan ve tamamen her yer Alman mimarisi. Çok güzel de bir kafe var içeride. Ama bizim annemiz 5 kişi olduğumuz için herkes buraya kadar gelemedi. Benim bir annemi kısmımızı bıraktık. Aşağıda bıraktık. Zayiat mı derler? Evet, biz zayiat verdik. Aşağıda bizi bekliyor. O yüzden biz aşağıya iniyoruz ama yukarıdan çok güzel bir şehir manzarası da var değil mi? Evet, harika. Oraya gidip orada şehir manzarasını görüp hemen kafede oturup öyle inebilirsiniz. Tüm Nürnberg'i bedavaya görüyorsunuz tepeden. Bu arada içeride müze vesaire de var ama biz müzeyle çok ilgilenmedik. Eğer siz ilgilenirseniz aklınızda olsun. Evet, şimdi çok ilginç bir yere geldik. Yepyeni bir mekana geldik. Ama burada bu kadar enerjik olmamalıyız sanki. Burası böyle birazcık daha müze. Burada modumuzu düşüreceğiz. Nazi propaganda müzesi burası. Yani daha doğrusu burası Nazilerin zamanında propaganda yeri olarak kullanılıyor. Sen televizyon programcı mısın? Evet dostlar. Şimdi modumuzu düşürüyoruz arkadaşlar. Evet slow geldiğimiz be. Yer. Alta bir müzik. Hüzünlü bir müzik koy. Niye? Hadi. Tarihten ders çıkarmak için. Geldi bu yollara sapmamak için. Önemli bir lokasyondayız. Şimdi burası şaka bir yana propaganda merkezi olarak kullanılmış bir yer. Ne demek o? Yani insanları burada etkilemek için, kendi saflarına çekmek için, yaptıkları şeylerin doğru olduğunu, doğru yolda savaştıklarını vesaire vesaireyi kendilerini savunmak için medya aletlerini, gazeteleri kullandıkları, insanlara propaganda yaptıkları bölge. Süper. Al sana anlatamayacağım sandın değil mi? Neyse şimdi öyle bir yere geldik. Burada bayağı rehberli turlar falan da var. Şimdi biletleri alalım içeri girelim. Giriş zaten videoda görürsünüz. 6 euroydu giriş. Ne zaman 6 euroydu? Ben baktım gelirken internetten hani 6 euroydu. Daha önce gelmişsin de 6 euroymuş gibi. Giriş 6 euro. Bir arkadaşlar. Bilgi alalım bakalım. Bakalım 6 euro mu gerçekten? Arkadaşlar şurada inşaat var girmeyin diyor. Ve Serhat şuradan atlayıp diyor ki burada yazmıyor ben buradan girebilirim. Gidelim peşinden o zaman. Biz de ne yapalım? Evet, Serhat'ın girdiği yer doğruymuş arkadaşlar. Ya her zaman bu hayatta atik olacaksın. Önyargılı olmamak gerekiyormuş. Ve burası miting yaptıkları alandı galiba. Zaten ben buraya girmek istiyordum. İşte ya girdik.
Girdik. Ne oldu şimdi? Bak adamlar da bu arada o girilmez denen yerden girdiler ha. Evet. Senden cesaret aldılar. Burası bayağı kolezyum gibi ya. Evet, dışı aynı kolezyum bayağı gibi. Bayağı kolezyum gibi etrafı şey yapmışlar ve kırmızı kırmızı olması ne bileyim böyle bir rahatsız edici. Ya da biz böyle direkt Nazi ile şey yaptığımız için bağdaştırdığımız için mi? Olabilir. Çok bayağı rahatsız edici geliyor. Birazcık öyle duruyor ya. Burası tamamlanmamış ama değil mi? Evet, bitirememiş. Bu arada kolezyum gibi yapılan yerlerin hiçbiri tamamlanmıyor galiba. Bir büyü falan mı yapılıyor acaba? Yuvarlak yapmayacaksın bu işleri. Değil mi? Evet. Burada bayağı bir insan toplanıyordur ama. Neden yüksek yapmışlar bu kadar onu anlamadım. Duvarları. Görkemli olsun diye, korkutsun diye bence. Ha. İçeriden olduğu kısıldık. Bilinmesin diye. Kapana kısıldık burada. Eyvah. Alkışlayalım hemen. Buradan neyse çok arkadaşlar burası bulamadık. Böyleymiş. Ama iyi kapıdaki kadın bizi uyardı. Dedi ki biz dedik evet, ki hemen evet. Direkt bilet istiyoruz dedik. O dedi ki yalnız dedi bence dedi çok şey yapmayın. İçeride ne göreceğinizi biliyor musunuz dedi. Küçük bir sergi var o kadar dedi. Neyse burası böyleydi arkadaşlar. Gelirseniz yolunuz düşerse bence uğrayın görmüş olursunuz. Şimdi bir sonraki mekanımıza geçelim. Evet şşş. Hadi. Bak şöyle yapacağım sihirli annem gibi. Hadi gel. Bak şimdi kaybolacaksın. 1-2-3. İsme bakıyordum ya. Bir dakika niye vuruyorsun? Şimdi Kettensburg Köprüsü'ne geldik. Böyle niye çok güzel. Kulağımın dibin. Yeter be sen 30 yaşında mısın? Pardon 30 yaşındaydım. Böyle çok güzel iki yakayı birbirine bağlayan bir köprü. Böyle metiyeler düzebilirim ama dümdüz köprü yani aslında böyle. Asma köprü ama nehrin üzerinden geçiyor ve şöyle taşlarla şuradaki yeşilliği bir göstersene. Manzarası falan şahane güzel. Tam böyle hatta fotoğraf çekilmelik falan ya değil mi? Evet. Anneler nerede? Fotoğraf çekilelim. Ben anneleri vallahi saldım. Yani yer bilmiyorlar, yol bilmiyorlar, dil bilmiyorlar, iz bilmiyorlar. İnternetleri yok, telefonları yok. Özgüvenleri bu insanların var. Bizi takip etmesine kaybolsalar kimseyi bulamazlar. Özgüvenleri biz onları var. Takip ediyoruz ya. Saldım artık neredeler bilmiyorum. Onları bulup fotoğraf çektirelim. Neyse şurada çok güzel oturuyorlar. Ayaklarını falan suya sokuyor çocuklar. Bak, siz de böyle yazın çok sıcakta falan gelirsiniz. Karpuzunuzu koyabilirsiniz. Karpuz ne bileyim ya. Ayağınızı koyabilirsiniz. Piknik gibi takılabilirsiniz. Bayağı güzel ya şu manzara falan. Nürnberg genel olarak bizim geldiğimiz sezonla mı alakalı bilmiyorum ama Nisan'da geldik biz. Böyle çok kalabalık değil. Taşlı böyle Arnavut kaldırımlı yolları var. Bina mimarileri çok güzel. Kiremitlerden falan binalar var. Böyle bayağı şeker bir yer yani ben gerçekten sevdim. Ama yarım gün ayırsanız bence yeterli. Yarım gün yeter. Hani çok keyifli gezmek istiyorsanız tamam bir gün ayırabilirsiniz ama bence yarım günde hallolabilir. Ve bir yere geçerken falan uğramak için yani. Bilmiyorum bence öyle değil. Bence böyle burası çok tatlı, çok böyle ferahlatıcı, sakinleştirici bir ortamı var bunun. O yüzden burada böyle oturup bir kafede böyle sadece böyle meydanda yürüyen insanları izleyip rahat böyle çok sakin bir gün geçirmek için de şahane. Tabii öyle doğru. O yüzden tamamen size kalmış. Hani böyle burada 7-8 saatte geçirebilirsiniz. Ama normal dümdüz yürürüm sadece dolaşırım diyorsanız 2 saatte burayı bitirebilirsiniz. Aynen. Tamamen sizin tercihinize kalmış ama burası böyle çok sakin, sessiz. Güzel bir yer değil mi? Ben bayağı beğendim burayı. Sen bayağı beğenmiştin. Evet gördüğünüz ben çok beğendim. Bir de ailemizle gezdiğimiz için herhalde aynen, bir huzur doluyum. Farklı bir enerjisi çok rahatım oluyor. Yani burada. Benim yani. Gezdiğim açık ara Avrupa'da gezdiğim en iyi tatlı kasaba bence burası. Sence? En iyilerden biri. En iyi bence diyemem. Bence gerçekten en güzeli. Sürekli en iyi diyoruz. Unutuyoruz diğer bak, gezdiğimiz yerleri. Kolmar çünkü belki. İsviçre falan var. Kolmar var. Hayır. İsviçre'de böyle güzel kasaba yok ki. Doğal güzelliği var İsviçre'de. İsviçre'nin de var aşkım gittik. Tamam doğal güzelliği var. Hepsi çok güzel ama buranın, evet burası tatlış yani. Buranın kasabalığı çok güzel. Tabii Floransa falan şehir oraları saygılar. Evet onlar şey değil. Ama çok beğendim. Brüj de güzel. Tamam ya haklısın. Var. Var birkaç ama tane en var. En güzellerden birkaç yani. Tane var ama en güzellerden biri. Gerçekten böyle ilk üçe, ilk beşe koyarsınız bunu. Evet. Ve bununla birlikte artık. Videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi. Kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.